ilk defa bir Türk takımı Avrupa Kupası kaldırıyor. Ona da, o da bizlere nasip oldu. Birçok arkadaşımız, hocalarımızla beraber bu bizim için tabii onur verici, gurur verici. Hem kendi adımıza, hem takım, hem kulüp adına çok önemli. Hala bu kupa gelmedi. Aslında bu da işin acı tarafı. Çünkü 24 yıl geçmiş, 24 yıl içinde hala bir UEFA kupası gelmiyorsa demek ki bazı şeylerin eksik olduğu gözüküyor. Biz demek ki doğru işler yapmışız, doğru davranmışız, doğru profesyonelleriz. Çok acılar çektik, çok fedakarlık yaptık, çok özveride bulunduk. Ve sonunda hani 4 sene üstte şampiyonun sonunda bu istikrarlı gidişin sonucunu böyle Avrupa Kupası'nı getirmek bize nasip oldu. Hala mutluyuz. Belki de yani sokakta, her yerde o sevgiyi, o saygıyı görüyoruz. Aslında o 4 senede çok oyuncu geldi sezon sonu, evet. Devre arası. Yani bu işin aslında yabancısı, yerlisi yok. İyi oyuncusu var, kaliteli oyuncusu var. Bizler de hani yeni mi farkına varırız bilmiyorum ama hani çok kaliteli, çok iyi oyunculardık. Bu konuda mütevazilik yapmak istemiyoruz. Özellikle sağımda Dünya Kupası'nda şov yapmış, solumda aynı şekilde Dünya Kupası'nda ve Werder Bremen gibi Alman takımı, yanlışsanız da Alman şampiyonluğu yaşamış çok önemli iki tane oyuncu var. Yani bu işler kolay olmuyor. Fedakarlık, özveri ve tabii hayattan biraz da vermen lazım. Evet, Bülent söyle. Abinin maçta kolu çıktı. Önce en baştan anlatayım. Şimdi böyle duruyordu bu UEFA Kupası. Ya legal yoldan alacaktık ya da kaçıracaktık. Biz legal yoldan aldık. Tabii maçtan sonra tutmak istiyoruz şeyi, kupayı. Bülent abinin kolu çıktı maçta. Omzu çıktı. Yaptılar sağ olsun. Maçın sonuna kadar da şey yaptık. Dedik ki kupayı alırsak, içimden öyle geçirdim, Bülent abi bu kupayı tutmayacak omuzu çıktığına göre. Maç bitti. 15 kiloluk kupayı yine Bülent abi kaldırdı. Biz de arkasından Bülent abiden almaya çalıştık. İlk kez böyle yakınlaştık biz de kupaya bu sayede. Böyle bir anımız var. Ya, zaten kupa bizim diye algıladık yani, evet. O şekilde saha içerisinde. Yani öyle bir kurtarış normalde yok. Ama yani böyle bir kurtarıştan sonra da insan tabii daha yakınlaşıyor kupaya yani. Artık daha da inanıyorsun tabii ki. Yani kimse yani heyecan bile yapmadı, öyle söyleyeyim. Her penaltı ters köşeye gitti. Dolayısıyla idmanda da çok çalışmadık değil mi bunları yani? Yok, çalışmadık. Hiç öyle bir hazırlık da yoktu, böyle penaltı hazırlığı. Simen de beklemiyordu. Onlar da çalışmamış demek. Ama Şampiyonlar Ligi grubunda son maçımız Milan'daydı. Milan'ı yendiğimiz zaman UEFA Kupası'na kalıyorduk. Evet. Onda da ümit attı. Yani ondaki o soğukkanlık, o zaten beceri farklı. Üçüncü turdan başladık. Evet. Birinci turda hatta Fenerbahçe ile Ankara Gücü vardı. Onlar da elenmişti birinci turda. Sadece biz kalmıştık. Öyle Şampiyonlar Ligi'nden katıldık, yürüdük, gittik. Özellikle olimpik branşlardan öne çıkan jimnastiğe ve atletizme özel önem vermelerini istemiştim. Bütün bu branşlar İstanbul'un yetenek havuzunu doğru noktalara yönlendirerek İstanbul'u bu anlamda dünyanın en önemli sporcu yeteneklerinin buluştuğu, yetiştiği bir merkez haline getirmektir.